Herkese merhaba değerli seyircilerim. İktidar, saray, Recep Tayyip Erdoğan fevkalade zorda. Zira koronavirüsü belası sadece iktidarını, koltuğunu, geleceğini değil, tabii Türkiye'nin bekasını da tehdit ediyor. Dolayısıyla sarayda geceleri ışıklar hiç ama hiç sönmüyor. Recep Tayyip Erdoğan ard arda değerlendirmeler yapıyor. Değişik senaryoları en yakın kurmayları ile tartışıyor ki MİT Müsteşarı ile de son olarak bir araya geldi. Uzun bir görüşme yaptı. Ben Ankara'da, sarayda yeni arayışlar bağlamında çok önemli bir duyumumu paylaşacağım bugün sizlerle. Ama önce bir hak teslimi yapalım. Doğruya doğru sevgili seyircilerim. Bu korona krizi hadisesi, belası, illeti bir şeyi gösterdi. Hani bizde bilinen bir ifade, yiğidin hakkını yiğide teslim etmek lazım. Mansur Yavaş hakikaten yıldızı parladı, yaptıkları ile öne çıktı, lafları ile değil, tatilleri ile değil, hafiflikleri ile değil, hataları ile değil, icraatları ile bütün Ankaralıların ve hatta Türkiye'nin güvenini kazandı ve keşke devletin başında Mansur Yavaş olsa idi dedirtti. Helal olsun, ben bir Ankaralı olarak bu görevimi yerine getiriyorum. Kendisine teşekkür ediyorum ve buradan alkışlıyorum. Attığı bütün adımlar, aldığı bütün kararlarda hükümetin bile önüne geçti, öncülük yaptı ve bir belediye felaket anında nasıl yönetilir gözler önüne serdi. Bunu belirteyim. Bir başka olay sevgili seyircilerim, bu iktidar cenahında bazı milletvekilleri var. Ya yaptığı hakikaten komiklik, yaptığı hakikaten densizlik. Hani ben Tayyip Erdoğan'a aşığım diyen bir Ethem Sancak vardı, onun amca oğlu Murat Sancak, işte parmağında bir saray yüzüğü ve efendim yüzlerce binlerce kit aldım diyor. Sağlık Bakanlığı'nı bile feveran eder bir noktaya taşıdı. Bu şımarıklık nedir Allah aşkına? Peki bu adamı bu kadar şımartan kimdir? Ben miyim, siz misiniz ya da kimler? Türkiye böyle bir cenderedeyken bu tür insanların gündemi meşgul etmesi hakikaten hoş olmuyor. Benzer bir fotoğraf yine AKP'li milletvekilinin oğlu bağlamında var. O da yok efendim kit ürünleri ihalesi yapacakmış, satacakmış falan, bu tür haberlerle gündeme geliyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır, yapmayın ne olur. Ve esas konuya, asıl konuya geleyim. Değerli seyircilerim, ifade ettim. Türkiye hakikaten zor bir süreçte, 1920'li yılların şartlarında, yani kurtuluş günleri öncesindeki bir fotoğraf söz konusu. Abartıyor değilim. Zira Türkiye'de malumunuz, daha önceki videomda aktardım, tarım bitmiş, üretim bitmiş, sermaye birikim neredeyse sıfır, milyonlarca işsiz, aç, bitap durumda, en azından birkaç hafta ya da bir iki ay sonra söz konusu olacak. Dolayısıyla Türkiye açlığın, kıtlığın pençesinde ve haliyle şanın tabiatı gereği bunun hem sosyal hem siyasal sonuçları olacaktır. Bırakın Türkiye'de, uluslararası arenada bile bunun bir takım sonuçları mutlak şekilde olacak. Peki Türkiye'deki sonuçları ne midir? Ben daha önce söyledim. Artık zaten Tayyip Erdoğan inkıtaları oynuyor idi. 2020 yılı
Zaten onun son senesiydi. Bu felaket ile beraber Tayyip Erdoğan tamamen enterne olacak, tamamen sistemin dışına, politikanın dışına çıkacak. Zira bu tabloyu göğüsleyebilmesi mümkün değil ki var olan Türkiye tablosu zaten onun eseri. Türkiye bu felakete, Türkiye bu illete, onun berbat ettiği tablo sürecinde yakalandı. Berbat etmekten kastım işte ekonomik veriler ortada. Merkez Bankası rezervleri, olmayan rezervleri ortada. Devletin moratoryum eşiğinde, yani iflasın eşiğinde olduğu ortada. Hülasa tam bir çıkmaz sokağa girildiği vaka. Kuşkusuz Tayyip Erdoğan da bunun farkında. Bunu uzmanları, ekibi, kurmayları ile beraber değerlendiriyor. Evet, elbette elindeki medya imkanları ile efendim felaket vardı, efendim korona vardı, bu tablo onun eseri gibi mazeretler ileri sürecektir, bahaneler üretecektir. Ama hayır, insanlar sonuç itibariyle, değerli seyircilerim, kendi etkilendikleri yaşama bakarlar. Hatırlayalım 2001 krizi, önce malumunuz 1999 depremi söz konusu idi. O deprem sonrasında kriz ortaya çıktı. Deprem Allah'tan gelmiş idi ama depremin yarattığı sorunlar krizi tetikledi ve ekonomik kriz birinci parti durumunda olan, evet %23 oy alan DSP bir sonraki seçimde %1'e kadar düştü. Yani insanlar oy verirken ya deprem vardı da kriz ondan mütevellit oldu şeklinde bir tutumla, tavırla hareket etmiyor. Dolayısıyla bir fatura çıkarıyor. Buradan hareketle AKP'ye, Tayyip Erdoğan'a da ne bahane uydurursa uydursun bir fatura çıkaracağı kesin. Bunu Erdoğan da biliyor, bunu kurmayları da biliyor. Buradan hareket ile saray çevrelerinde iki gündür, çok yakın kaynaktan aldım bu haberi, milli hükümet, milli koalisyon kursak nasıl olur tezini değerlendirmeye aldı. Milli koalisyondan kasıt malumunuz bütün partilerin katıldığı, HDP'yi almayacaklardır muhtemelen. İşte AKP, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, İYİ Parti'nin oluşturacağı bir koalisyon ve bu şekilde var olan, var olacak olan, bugün var olan ama yarın çok daha kötüsü var olacağı kesin olan o yoksulluğu, o kötü tabloyu paylaştırmak istemek. Evet, o sorumluluğu, o sorumluluğa muhalefeti dahil etmek ve buradan AKP'nin olumsuz etkilemesinin bir ölçüde olsa bile önüne geçmek. Diyeceksiniz ki ya Tayyip Erdoğan iktidarını paylaşır mı? Tasfiye olma yerine böyle bir adım atabilir. Hayır öyle kimse İçişleri Bakanlığı'nı, yok Ekonomi Bakanlığı'nı, kritik bakanlıkları filan CHP'ye vereceğini düşünmesin. Onlara sözde bakanlıklar verir, teklif eder, kabul ederlerse bu şekilde yürütür ve sorumluluğa dahil eder. Yok kabul etmezlerse, bak biz Türkiye zorda, Türkiye çok büyük bir felaketin eşiğinde, hep beraber işte elimizi koyalım bu felaketin aşılmasına teklifinde bulunduk ama işte CHP kaçıyor, muhalefet kaçıyor argümanını kullanacak. Evet, aldığım bilgiler bu doğrultuda. Tayyip Erdoğan önümüzdeki yakın süreçte milli koalisyon formülünü, milli koalisyon modelini direkt ya da endirekt şekilde gündeme getireceği. Mesela böyle bir teklif MHP'den, Devlet Bahçeli'den gelebilir. Tabii ona o görev verilirse, saray derse ki daha önceki
yaptığı gibi Devlet Bey sen Milli Koalisyon tezini gündeme getir der ise Devlet Bahçeli bunu yapar ya da Tayyip Erdoğan kendi hesabına kitabına göre bu tezi ortaya atar. Sonuçta amacı AKP'nin bu özellikle önümüzdeki süreçte yaşayacağı büyük sıkıntılarda sorumluluğu paylaştırmak. Yarın Türkiye iflas noktasına geldiyse ya canım Türkiye'yi ben yönetmiyorum işte milli hükümet yönetiyor, bütün partiler yönetiyor diyebilmek için ki söyledim dövizin patlaması, söyledim üretim zaten stop etmiş durumda, tarım bu koronavirüs ikliminde nasıl ayağa kaldırılacak, üretime nasıl start verilecek? Bakın bütün dünya devletleri buğday stoklamaya başladı kıtlık korkusu ile. Şimdi Türkiye'nin tarım ürünlerinde yeterliliği yok. Zira Türkiye'yi bunlar çöle çevirdiler. Gittiler Sudan'dan yüz binlerce dönüm arazi aldılar. İki Trakya büyüklüğünde Türkiye'deki araziyi ekmekten vazgeçtiler. Tarıma sübvansiyonu kaldırdılar. Yandaş müteahhitlere aktardılar o parayı. Betona gömdüler o parayı. İşte sonuç ortada. Fiyasko, kıtlık, açlık kapıda, eşikte. Dolayısıyla aldığım bilgiler bu istikamette önümüzdeki günlerde Tayyip Erdoğan ve saray cenahından saray kaynaklı böyle bir model ortaya çıkarsa şaşırmayın diyorum. Bizi izlemeye devam edin.